Kılıçdaroğlu, parayı gönderen Bilal Erdoğan, alan Esra Albayrak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarının ve yakınların kontrolündeki Türken Vakfı'nın servet ve insan transferi için paravan olarak kullanıldığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vakıf süsü verilmiş paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktardığı ve bu yapıların Türgev ve Ensar olduğu yönündeki sözlerine açıklık getirdi. Kılıçdaroğlu, Bilal ve Esra Albayrak'ın adını verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı sıralı tweetlerde şu bilgileri ifşa etti. "Milletimize söylersiniz diye bekledim. Erdoğan, aile içinde anlaşırsınız ve çıkar milletimize doğruları söylersiniz diye bekledim ama görüyorum ki sen, davalarla algı yaratma peşindesin. O zaman ortamı daha fazla bulandırmana izin vermeden, herkesin zaten artık bildiğini buradan da söyleyeyim. Oğlun Bilal ve kızın Esra. Bu vakıflar üzerinden paraları transfer ettiren, oğlun Bilal Erdoğan. Parayı alan tarafta ise kızın Esra Albayrak var, kardeş kardeş vakıflar yönetiyorlar, para transfer ediyorlar birbirlerine. Türken Paravan bir vakıftır, amacı ABD'ye servet ve insan transferidir. Bu vakıf kimin Erdoğan? Güya yurt yapıyorlarmış. Nerede yapıyorlar devasa plazayı? Manhattan'da. ABD'nin en pahalı finans merkezinde. Finans merkezine yapılan bu ultra lüks bina bittiğinde kime ait olacak? Türkiye'ye mi ait olacak, yoksa Paravan Vakfı mı? Bu vakıf kimin Erdoğan? Çiftlik satın alıyor. Aynı Paravan kurum, çiftlik de satın alıyor. Neden alıyorlar bu çiftliği Erdoğan? Senin dava açmanı bekliyordum, öncelikle kara para merkezi haline getirdiğin bu vakıfların bu devasa paraları nereden aldıklarını açıklamalarını isteyeceğim o davada. Şimdi kurmaylarını ara. Ayrıca 2021-2022 yıllarında ülkemizden bu paravana daha ne kadar para transfer edildiğini de soracağım. Malum bu bilgiyi hala gizliyor senin paravanlar. Erdoğan, aile üyelerin paralel hayat kurma telaşı içindedirler. Şimdi kurmaylarını ara ve bu akşam A Haber'e koşmalarını söyle. Amacım para kaçırma işini ifşa etmek. Buradan, bu da rakam mı ki, diyen aklı evvellere sesleniyorum, milletten çalınan bir kuruş bile rakamdır ve haramdır. Ayrıca paylaşmamın sebebi yolsuzluğa dikkat çekmek değildir, zaten onu herkes biliyor. Amacım bir para kaçırma sistemini ifşa ederek çalışamaz hale getirmektir. Bununla gurur duyarım. Bu paravan vakıflarla bir sistem kurulduğunda zaten rakamlar kaçınılmaz şekilde devasa hale gelir. Bu yüzden sistemi anlamak gerekir. 1 liranın dahi çalınmasını önleyebilirsem, ben bununla gurur duyarım. Utanın ve uyanın. Son olarak şunu söylüyorum, insanımıza tepeden bakmaya son verin, insanımız o 1 liraya bile muhtaç hale getirilmiştir. Bu milletin fakir fukarasından utanın. Utanın ve uyanın.